Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam ölçülü acı biber turşumun tarifini sizlerle paylaşacağım. Sizlere de annemden öğrendiğim bu turşu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarifimin yapılışına geçiyorum. Bu turşu tarifim için ülkemizde oldukça yaygın olan Meksikalıların meşhur biberi yani jalapone biberi kullanıyorum yumuşama yapmayan kütür kütür bir turşu yapmak için turşuluk malzemelerimizin tazeliğine dikkat edelim. Biberlerimi önceden yıkayarak hazırlamıştım. Kalınlıklarına dikkat ederek doğramaya başlıyorum. Biberlerimi çok ince veya çok kalın olmayacak şekilde özenerek doğruyorum. Videoda gösterdiğim kalınlık turşumuz için idealdir. Bu şekilde bütün biberlerimi doğrayarak hazırlıyorum. 2 kilo biberim için 3 kiloluk turşu bidonu kullanıyorum. Biberlerimin tamamını doğrayarak hazırladıktan sonra artık turşumu kurma işlemine geçiyorum. Bir baş sarımsağımın yumuşaması ve kabuğunun kolay soyulmasını sağlamak için suya ısladıktan sonra şöyle bir kenara alıyorum. biber turşum için 3 yemek kaşığı toz şekerimi karıştırma kabıma alıyorum. İçine 1 çay bardağı iri tuz koyuyorum. 1 çay bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. 150 milimlik bardak ölçümle tam 5 su bardağı hazır su koyuyorum. Hazırladıktan sonra iyice karıştırarak bütün malzemelerimin erimesini sağlıyorum. Sonra sarımsaklarımın tamamını soyarak sudan geçirdikten sonra küçük küçük doğruyorum. Siz dilerseniz bütün olarak da kullanabilirsiniz. Biberlerimin tamamını ezmeden hafif hafif bastırarak bidonuma yerleştiriyorum. Tamamını yerleştirdikten sonra daha önce soyarak hazırlamış olduğum sarımsaklarımı da turşuma ilave ediyorum. Turşumun renginin duru olması ve çabuk olmasını sağlamak için içine biraz da nohut atıyorum. Son olarak turşu suyumun içine 7-8 adet limon tuzu atarak son bir kez karıştırdıktan sonra turşuma ilave ediyorum. Ağzına kadar suyunu koyduktan sonra kapağını sıkıca kapatalım. Güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edelim. Yaklaşık 1 hafta 10 gün içerisinde turşumu servise hazır. Benim gibi acı severlere şimdiden afiyet olsun. Kıymetli yorumlarınızı bekliyor olacağım. Başka tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.